Nazari, Atlas Okyanusu'na kıyısı olan sakin bir köy. Ancak dev dalgalar ve bu dalgalar üzerinde dans eden sörfçüler bu köyü dünyaca üne kavuşturmuş. Amerikalı McNamara burada 31 metrelik bir dalganın üzerinde sörf yaparak kendi dünya rekorunu kırdı. McNamara daha sonra tamamen mantardan üretilen bir sörf tahtasını denemek için Alman otomobil üreticisi ve Portekizli bir firmayla bir araya gelmiş. Tahta sadece şampiyona özel bir tane üretilmiş. Tahtanın üretim yeri 200 kilometre uzaklıktaki Kaşkaş. Yalnızca 7 çalışan, yılda çoğunluğu plastikten olmak üzere 1200 sörf tahtası üretiyor. Bu tahtaların fiyatları 350 Euro'dan başlıyor. Firmanın genel müdürü, mantardan sörf tahtası üretmenin oldukça zor olduğunu ve üretimin geleneksel tahtalardan pahalıya mal olduğunu söylüyor. İlk başta mantardan nasıl bir sörf tahtası üretebileceğimizi bulabilmemiz için Ar-Ge çalışmalarına oldukça fazla yatırım yapmamız gerekti. Sonunda bu ürünü ortaya çıkartana kadar saatlerce birçok fikir üzerinde tartıştık. Mantar, Portekiz ekonomisinin en önemli ham maddelerinden biri. Sörf tahtası için kullanılan malzeme bu fabrikadan geliyor. Amorim bu alanda dünya lideri. Kuzey Portekiz'deki bu firma çoğunlukla döşeme kaplamaları ve şarap tıpaları üretiyor. En büyük ihracat partnerleri ise Almanya. Ancak firma bu başarılarla da yetinmiyor. Çalışanlar sürekli bu sörf tahtası gibi yeni ürün arayışındalar. Mantar bu ürün için çok mantıklı görünmese de aslında güçlü dalgalar için oldukça uygun. Bu ürünün benzersiz özellikleri var. Titreşimler ve esneklik açısından bakıldığında bu kaymayan bir malzeme. Bir diğer özelliği ise doğal bir ürün olması. Bunlar gibi bazı ürünler seri olarak üretilmiyor. Ancak bunun dışında metro taban döşemeleri için üretilen mantar gibi seri üretim potansiyeli taşıyan ürünler de mevcut. Ulaşım sektörü titreşimlere dayanıklı olmaları ve izolasyonu sağlayabilmeleri için dayanıklı ve hafif ürünler istiyor. Dünya sörf şampiyonu mantardan üretilmiş bu sörf tahtası için binlerce euro ödemiş. Önümüzdeki yıl bu tahtayla Nazari'de dalgalarla dans edecek. Şimdilik burada durgunluk hakim. Sörfçüler Hawaii'ye doğru akın etmeye başladı. Nazari'deki dev dalgalarsa Ekim ve Aralık ayı arasında görülüyor.